kayıt alalım çünkü YouTube atacağız. Biliyorsunuz 2 gün önce duyuru geldi. Artık DLC'nin ne olduğunu, içeriklerin ne olduğunu biliyoruz. 3 tane efsanevi kahramanımız var. İmparatorluk, cüceler ve Nurgle'a. Zaten bu DLC'nin esas hangi ırklara bazı şey geleceğini, günceleme geleceğini biliyorduk. Öncelikle şeyi Nurgle'dan başlayalım. Çünkü bugün yine bir şey yayınladılar. Nurgle'a neler geldi, neler değişti. Nurgle bir rework yedi biliyorsunuz. Artık bu rework diğer ırklar için de geçerli olacak. Çünkü Nurgle bayağı bir detaylı bir rework yemiş. Bu rework'ün karşılığını artık diğer ırklarda da göreceğiz. Şunu şöyle açmak istiyorum hemen. Şuradan kapatalım. Görüntü geliyordur herhalde. Tamamdır. Evet. Tamurkan'la başlıyoruz. Tamurkan'ı biliyorsunuz zaten Nurgle'ın kurgan şampiyonuydu. Kendisi bir normal bir kurçuk. Bir troll bedeninin içine girip trollü kontrol ediyor. Yani bir nevi parazit gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Girdiği bedeni kontrol edebilen, bedenini değiştirebilen bir karakter ama oyunda bu kadar detaylı olacağını düşünmüyorum. Tipi modellemesi böyle gözüküyor. Gayet güzel bir ogre şeklinde yapılmış. 5.0'la beraber gelecekti. O da büyük bir ihtimal bu ayın sonu gibi gözüküyor. Tabii ki tam daha kesin bir tarih belli değil. En değişik sistemlerden biri bu. Tamurkan'ın şeyleri, savaş şefleri, reisleri diye çevrilmiş. 2, 4, 6 tane var. Birisi Kaos Cücesi. Gördüğünüz gibi biri Bismen, birisi bir Fimir, diğeri Kaos Lord'u. Yani en azından tipi onu gösteriyor. Bir tane de Skaven'ımız var sanırım. Şunu Skaven diye özledim ama Skaven'da olmayabilir. Bu zaten kendi karakteri. Bunları nasıl alıyorsunuz? Bunları Tamurkan'la savaşıp kazandığınız savaşlara göre kastığınız prestij puanlarına göre aktif edebiliyorsunuz. Bu da büyük bir değişiklik aslında oynanış olarak. Ne kadar savaş kazandığınız ya da ne kadar çok yerleri yok ettiğinize göre değişiyor bu sistem. Bir de artık her birinin ayrı bir görevi olacak. Mesela bu karakteri gereken şartları sağlayıp açtığınız zaman bir aynı bir normal silah görevine girermiş gibi girip bir savaş yapacaksınız. O savaşı kazandıktan sonra bu karakter size gelecek. Tabi bunların da şartları var. Örnek vermek gerekirse kendileri örnek vermiş. Kaos Cücesi Lord'unu almak için Skaven'lar kadar cücelerden nefret etmeniz gerekiyor gibi şeyler söylemiş. Yani büyük bir cücelere karşı büyük savaşlar kazanıldığı ya da cücelerin herhangi bir bölgesini işgal ettiğiniz zaman açılıyor bu sistem. Burada karakteri tanıtmışlar. Karakterin nasıl bir savaşta nereye nasıl bir rol olduğunu şey yapmışlar. Karakter can tazeleyebilmen bir tank bir karaktermiş. Corrupted Flesh pasif yeteneği sayesinde belirli sağlık eşiğinin üzerindeyken arttırılmış bariyer tasarrufu elde ederek düşmanlarını zorlaştırabilirmiş.
Her zaman bir tane road piece üstüne binen, kayık hücum ederken tetiklenen bir pasif olan bir full tur charge erişimine sahip. Bu pasif kendisine ve yakındaki müttefiklere arttırılmış hız, arttırılmış hücum bonusu verirken düşmanda hücum savunmasına karşı büyük niteliklerinden arındırıyormuş. Ayrıca kayık kılıcısı eşyası saldırdığı kişilere çürüme yayabilir ve onlara azalan yakın dövüş savunması ve zırh verebilirmiş. Bayağı bir güçlü bir karaktere benziyor. Tank bir karakter olacağı bu kesin. Gelelim Nurgle'un Chaos Lord'u. Bunlar normal Chaos Lord'u ama Nurgle'ın bunlar da artık değişti. Nurgle'ı biraz daha bufflandılar. Burada da arttırılmış sağlık havuzuyla dayanıklı ve güçlü bir savaşçı olarak liderlik ediyor. Zayıflatıcı bir birim olarak bu Lord düşmana zehirli hasar ve korku verirken yakındaki birliklere Road of the Dying ile liderlik ve yakın dövüş hasar yansıma bonuslarını yayarak güçlendirebilecekmiş. Ama aradığı silahı kim unutabilir deyip şimdiye kadar gömülmüş ilk kılıç olduğu söylenen kılıçların babası Nurgul'un Kaos Lord'unun zırh delici hasarını arttırmak ve yakındaki düşmanların yakın dövüş saldırısını azaltmak için elde edebileceği aktif bir güçlendirmesi de varmış karakterin. Gelelim Nurgul'un Kaos büyücüsüne. Vermintide oynayanlar bilir, orada da buna benzer bir şey vardı. Tabi orada biraz daha modelin tipi farklıydı. O gelmemiş burada. Burada modelin tipini değiştirmişler. Hem Nurgle bilgisine hem de ölüm bilgisine erişimleri olan ve kendilerinden önceki birçok Nurgle primi gibi bu zayıflatıcı büyücüler zehirli saldırılara ve korku özelliklerine sahipmiş. Ayrıca Nurgle ordularına şifacı olarak da hizmet ediyorlar. Müttefiklerin yenilemesinin çeşitli yollarına erişimleri var. Bu da onları sahada hayati bir varlık haline getiriyor. Kendi birimlerine can basabilecek. Zaten Nurgle'da öyle şeyler vardı. Yeni model birimlerimiz var. Birimleri şöyle hızlıca bir bakalım. Pestigorlar, veba devleri, çürük şövalyeler, safra trolleri, kurbağa ejderhalar gibi. Namlı birimlerden şu anda herhangi bir haber yok. Gelelim buradaki en önemli şey Nurgle'ın ana mekanik güncellemeleri ki bu da en önemli şeylerden biri. Empire'a yeni gelen tüfekçilerin menzili kaç olur sence? Yani 180 falan olur maksimum. Daha yükseğe koymazlar yani 210 falan olmaz. 180, 170. 160 o civarda gider gelir. Nurgle'ın en büyük özelliğinin değişimlerinden birisi şu. Gördüğünüz gibi artık veba sistemi değişmiş. Veba sisteminin çalışma mantığını da aynı klasik aynı mantık. 3 tane semptomu birleştirdikten sonra buradan infected ya da summon cult olayıyla beraber vebayı yayabiliyorsunuz. Normal sistemin sorununu açıklamış. Neden işte eski sistem kötüydü ya da değiştirme ihtiyacı duyduklarını anlatmış. Burada güçlü bir yol vardı. Faydaları en üst düzeye çıkarmak ve avantajları en aza indirmek için yoldan sapmaya gerek yoktu. Bu oyuncuların hissetmesini istediğimiz iğrenç yeni hastalıkları denemeye yönelik Nurgle fantazisini ortadan kaldırdı demiş. Biliyorsunuz belli bir şeyden sonra hep aynı veba kullanılıyor. Diğer semptomlar fazla kullanılmıyordu. Pek ihtiyaç olmadığı için. Semptomların hepsinin değiştiğini söylüyor. Özel semptomların kalktığını söylüyor. Onun yerine artık belli bir turnlerde bazı semptomların 2 kat ya da 4 katı daha bonus veren bir özellik geldiğini söylüyor burada. Gelelim döngüsel binalara. Nurgle'un en çok şikayet edilen sistemiydi. Binalar döngüsel olduğu için oyuncular beklemesi çok uzun sürüyordu. Ona biraz denge getirmişler. Şuna bir bakalım. Tamamdır.
Burada artık askeri binalar hala döngüsel, ancak geri kalan tüm binalar oyundaki diğer gruplar gibi statik olacakmış. Askeri binaların artık altyapısını iyileştirmesiyle kuvvet alımı arasındaki seçimi yönetilmesine yardımcı olmak için hazine yerine enfeksiyona mal oluyormuş. Artık bayağı bir enfeksiyon toplamanız gerekecek. Hem enfeksiyonu vebada da kullanıyorduk. Şimdi binalarda da askeri binaların artık altyapılarını iyileştirme ve kuvvet alımı sırasında artık enfeksiyona da gerek oluyor. Nurgül'ün zor mali durumuna yardımcı olmak için değişiklik ardına binalara bir ekonomik geçiş yapacaklarmış. Binaları biraz daha baflayacaklar büyük bir ihtimalle ekonomik olarak. Çünkü Nurgül'ün en büyük sıkıntılarından biri oydu. Kaynak planının kapsamlı bir revizyon yapılmış. Küt binaları etki geçişinden geçmiş. Artık küt binaları daha farklı bonuslar verecek. Geri kalan döngüsel binalar artık enfeksiyon harcanarak hızlandırılabilecekmiş. Ne kadar çok enfeksiyonunuz varsa binanın döngüsünü o kadar hızlandırabileceksiniz. Bakalım burada da asker alım sistemi. Biliyorsunuz eski sistemde döngü gelir. Döngü geldikten sonra o asker havuzunuza eklenir. Artık kaç tane ise. İki tanesi iki tane. Döngü bittikten sonra o askerden daha alamazdınız. İki taneyi alırsınız. Tekrardan bir döngü gelmesini tekrar beklerdik. Şimdi onun yerine Nurgül'ün eşsiz üye alımı şu anda fazla cezalandırıcı olduğunu düşünüyorlarmış. Neyi değiştirmişler? Asker alım maliyeti ve işe alım sağlığı artık askeri gücün işe alım yaptığı Nurgül yolsuzluğu düzeyine kadar bağlıymış o bölgenin. Bu da şu demek oluyor. Bir bölgede sıfır corruption ve varsa asker ürettiğinizde o asker %30 sağlıkla başlayacak. %100 yolsuzluk varsa yani corruption varsa %60 sağlık ve %50 işe alım maliyeti düşüyor. Bu gayet güçlü bir özellik. Belki bunu arada tekrar dengeleyebilirler. Çünkü her ne kadar oyuncu için daha şey olsa da kolaylık sağlasa da en çok kolaylığı AI Nurgle'a sağlayacaktır. Bu da zaten güçlü olan AI Nurgle'ı özellikle İmparatorluk bölgesinde Festus'ta başlayan daha da güçlü hale getiriyor. Teknoloji kağıt değişmiş. Artık eski teknolojinin Castle of the Realm'e göre yapıldığını, o yüzden değişmesi gerektiğini düşünmüşler. İki farklı gruba ayrılıyor teknoloji, askeriye ve fraksiyon odaklı. Askeriyenin biraz daha çok olduğunu söyleniliyor. Tabii ne kadar şeyli detaylı onu göreceğiz. Çünkü buradaki en büyük sorunlardan biri teknolojinin uzun olmasını istiyorlardı. Yani çok dallı bir teknoloji olsun istiyorlardı. Bakalım o kadar detaylı ve uzun bir teknoloji olacak mı? Şimdi gelelim ordu yeteneklerine. Buradaki en büyük sorunlardan biri eskiden hasar aldığım miktara göre birimler XP alıyordu. Onu değiştirmişler. Artık savaş haritasında şu anda olumsuz bir etki veya zayıflatmadan etkilenen her düşman birim için ordu puanlarından oluşan pasif bir gelir elde ediyormuş. Nurgle'ın zayıflatıcı ve temas etkilerini yayma oyun tarzını etkiliyor. Bunlar hem sefer hem de savaşlar için daha da cazip hale getiriyor diyor arkadaşlar. Son olarak bakıldığı zaman çok detaylı bir önemli noktaları değiştirmişler. Gayet güzel noktalar değiştirmişler. Nurgle'ın değişikliklerini ben de beğendim. Bilmiyorum siz nasıl buluyorsunuz. Ama vebanın ve binaların değişmesi, asker alımının değişmesine pek de aslında gerek yoktu ama veba ve binaların değişmesi gerçekten çok güzel olmuş. Teknolojinin değişmesi çok iyi olmuş. Yeni teknolojiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ordu yeteneği sisteminin değişmesi güzel olmuş. Peki gelecek hafta bizi neler bekliyor? Artık önümüzde 2 hafta kaldı. İki tane kahrolu lord olduğu için. Önümüzdeki hafta İmparatorluğun yeni lordu Espet von Draken'le göz atacaklarmış. Ondan sonraki haftada cücelere, Malakai'ye bakacaklarmış.
Ve ondan sonraki haftada da yani 3. haftanın sonunda da 5.0'da gelecek bazı ücretsiz ek içerikleri inceleyerek açıklamalarımızı tamamlayacağız. Burada Nemesis tacını ve efsane bir tane de ücretsiz efsanevi lordu söylüyor. Hoş geldin abi. Bu da bize geniş bir yelpazede baktığımız zaman gelecek hafta imparatorluk, ondan sonraki hafta cüceler, son haftada son tanıtım olduğuna göre büyük bir ihtimal 30'lu ya da Mayıs'ın 1, 2, 3, 4 hesabı bu zamanlarda DLC'nin yayınlanacağını öngörebiliriz. Tekrardan hızlı bir özet geçmek istersek arkadaşlar, Nurgle'da Tamurkan geliyor. Tamurkan dediğim gibi bir tane İblis Lord, Kurçuk Lord'u. Normalde hikayede beden değiştirebiliyor ama oyunda büyük bir ihtimal o sistem olmayacak. Onun yerine Tamurkan'ın reisleri diye bir sistem getirilmiş. Kazandığınız savaşlara göre, oynadığınız map'teki hareketlere göre karakterinize 2, 4, 6 tane savaş şefini katabileceksiniz. Frist Lord ve Nemesis tacı gelecek mi yani Ferici olur? Evet. O ücretsiz içerik olacak. 2, 4, 6 tane savaş şefini katabileceksiniz. Dediğim gibi Nurgle için. Nurgle'da şu anda gösterilen birimlerde Pestigorlar var. Bunlar zince gelenlerin vebalı hali. Veba devleri var. Ogre olarak. Veba ogreleri. Çürük şövalyeler var. Safra trolleri var. Görüldüğü gibi bunlar biraz daha şeye benziyor. Orkların trollerine daha çok benziyor. Kurbağa ejderhalar var. Kurçuk Lordu'nun bindiğinin türünden. Güzel bir etkili olabilecektir. Özellikle zaten Great One'la beraber, yani büyük lekeliyle beraber güçlü bir ordu yapılabilir. Veba sistemi güncellendi. Dediğim gibi teknoloji ve binalar değişti artık. Yeni bir teknoloji var. Ordu yetenek sistemi değiştirildi. Böylelikle Nurgle'la konuyu bu hafta kapattılar. Gelecek hafta imparatorluğa bakacağız. Önemli olan imparatorluk ve cücelerde de Nurgle gibi detaylı bir değişiklik olup olmadığı umarım vardır. Bakalım güzel bir sistem var mı? Peki şimdiki en büyük değişikliklerden yani biz neler bekliyoruz? Bize ne verebilir? Ne vaat ediyor? Ona biraz bakacağız. Biliyorsunuz ki buradaki en büyük değişiklik şeye bekleniyordu. İmparatorluğa bekleniyordu ama imparatorluğa sanki o kadar büyük değişiklik gelmeyecekmiş gibi gözüküyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi birimlerin biraz daha popülerizm olarak istenilen oyuncuların hangi birimleri istediğine göre getirilmiş olması. Tabii ki oyuncular ne istiyorsa firma onu getirecek. Burada maksat para kazanmak. Ama ırkın esas şeyini düşünmek gerekiyor. İhtiyacını. Onu düşünmezsek büyük bir problem yaşarız. Evet, şimdi Espet'te başlayacağız. Espet ablamız Nün'de başlayacak büyük bir ihtimal. Nün'de başlaması ne gibi bir kamping haritasında sorunlar çıkarır? Hem Baltazar Geld hem de Kalfrans'ın tam ortasında başlıyor. Eğer aynı yerde başlarsa, ki bu da dar bir alan. Oynanması ve genişlemesi nereye doğru olacak? Gerçekten biraz kafa karıştırıcı. Aslında mekaniği görmeden bunu cevaplayamayız. Yine de şöyle bir bakalım. İmparatorluk ateşli silah okulu ve büyünün barutun gücüne kucak açın diyor. Ametist silah deposunu açarak güçlü ve özel birlikler satın alın. Bunda büyük bir ihtimal Namlalay gibi ya da geliştirilebilen bazı birimler olacaktır. Örnek veriyorum, uzun kılıçlının işte 20 artı 5 yakın dövüş saldırısı olan ya da artı atıyorum başka bir birimin artı 5 daha uzun menzilli olan birimleri buradan satın alabileceksiniz. Doğru kimse düşünmüyor maalesef.
Mor bahçeleriyle dost yerleşim yerleri arasında anında seyahat edin. Bunu nasıl tasarlayacaklar bilmiyorum. İmparatorluğun hikayelerinde belli bahçeler var, evet, aynı bu Delft'teki gibi. O bahçeler arasında bir gezinti yapılacaktır. Bu da sadece imparatorluk topraklarına hızlı bir seyahati öngörüyor. Ama her şehirde de yok. Bakalım bu sistem nasıl çalışacak bilmiyorum. Her şehre mi getirecekler? Ben bir yandan da şeye göre düşünüyorum. Lore'a göre düşünüyorum ama dediğiniz gibi lore'u fazla şey yapmadıkları için bakalım bu sistem nasıl çalışacak? Merak konusu. Bir nevi Wood Elf mekaniği gibi çalışacaktır. Ağaçtan ağaca ışınlanma gibi ama bakalım. Üstün yetenek savaşçı olan Adalet'in tazısı Theodor Brückner efsanevi kahraman olarak imparatorluğa dahil oluyor. Theodor biliyorsunuz kendisi bir demigrife biniyor. Uzun bir mızrağı var. Büyük bir ihtimal demigriflere buff verdiler bu DLC'de. Ben öyle öngördüm. Demigrif zaten bundan DLC duyurulmadan bir hafta önce yaptığımız yayında imparatorluğun süvarilerinin özellikle demigriflerin çok kötü olduğunu söylüyorduk. Biz yeni süvari birimleri bekliyorduk onun yerine. Adamlar onun yerine demigrifleri bufflamayı öngörmüş. O da olur. Ona da yapacak bir şey yok. Demigrifler gayet güçlü. 3 DLC ayrı ayrı mı satılıyor? Evet. Evet. 3 DLC ayrı ayrı satılacak. Şimdi toplu satılmayacak. Tek bir DLC olarak satılmayacak gibi gözüküyor. Her DLC ayrı ayrı satılacak. Her DLC Türkiye için konuşmak gerekirse büyük bir ihtimal 6-7 dolar. Eğer fiyat değişikliği olmazsa yani MENA bölgesine herhangi bir değişiklik getirmezlerse şey olacak. Direkt 8 dolardan satılacak. Üçü yine 23 dolara falan denk geliyor. Aslında aynı hesaba geliyor. Eski DLC sistemiyle. Evet. Gördüğünüz gibi İmparatorluk ablamız bu karakteri. Kendisi dediğim gibi bir ölüm büyücüsü. Zaten burada da bahsediliyor. Amenist tarikatının önde gelen liderlerinden bir tanesi. Amenist tarikatı, Amenist büyücülerini olarak adlandırılan ölüm büyücüleri grubunun başı. Bir sonraki karakterimiz ise Malakai. Malakai de cücelere gelen bir karakter oldu. Bunun da aslında biz bu biraz sürpriz oldu. Biz bunu şey yapıyorduk. Bu gelir ama bu efsanevi hero olarak gelir diye düşünüyorduk. Şey olarak gelir demiyorduk. Legendary Lord olarak gelir diye düşünmemiştik. Özellikle ben öyle düşünmemiştim. Onun yerine başka bir karakterler daha vardı. Direkt bunu yapmışlar. Bu aslında biraz... Buna ben bir şey diyemiyorum ya. Yani cüceleri ben çok sevdiğim bir ırk. Cücelerin çok detaylı olarak değişmesini isterim. O yüzden daha o neler değişti, neler değişmedi onu görmeden bir şey demek istemiyorum. Bakacağız. Bakalım iyi yönde mi değişti, kötü yönde mi? Göreceğiz. Malakai'nin şanslı bir ölümün peşinde koşun, ödüller toplayın ve en son icatlarınızı test edin diyor. Biliyorsunuz bu kendisi de bu karakterimiz de Gotrek gibi bir avcı. Avcı bir karakter. No katil yani Slayer ama aynı zamanda avcı. Avcılık sistemi var. Warhammer evrenindeki cücelerde. Yani çıkıyorlar. İşte grup grup troll, ork ya da Shaggroth Ogresi gibi yaratıkları avlıyorlar. Bu normalde lore'a göre bakıldığı zaman kabul edilmeyen bir şey, olay. Çünkü kendi kinini unutup yani garezini unutup başka işlerle uğraşmak cücelerin pek olası yapabileceği bir iş değil. Gelelim gezici bir atölye ve nakliye aracı olan Gurungi'nin ruhu ile birbirinize göklerden destek olun. Büyük bir ihtimal bir
harita üzerinde bir araç olacak. Bu araç size böyle aynı cücelerdeki, kağıt cücelerindeki atölye gibi o araç üzerinde askerlerinizi bufflayacaksınız gibi geliyor. Ve bu aracı aynı zamanda savaşta da kullanabileceksiniz gibi geldi bana. Benim tahmin ettiğim o yönde. Ama başka türlü de olabilir. Kara Kadri'nin savaş ağıtçısı ve Ungrim Demir Yumruk'un oğlu Karagrim Demir Yumruk bir efsanevi kahraman olarak Malakai'ye katılıyormuş. Kerry Ungrim'in oğlu da bu arada bir Slayer, aynı zamanda avcı. Güçlü bir karakterdir Lord'a. En azından genç cüceler arasındaki en güçlülerden. Bakalım oyuna nasıl yansıyacak. Kendisinin benzerliğini şöyle benzetebilirim. Modellerde elinde iki tane balta olup bileğine bağlamış. Aynı Kratos gibi. Kratos'ta da iki tane silahı var. Cehennem silahları bileklerine bağlıyor ya zincirle. Bu karakterde de o var. Öyle savaşıyor. 5 yeni birim, bir genel lord, bir genel kahraman, 3 namlı alayla cücelerde bitiyor. Buradaki esas sistemi de burada görmüş olduk. Dediğim gibi gelecek hafta imparatorluğu gösterecekler. Ondan sonraki hafta cüceyi, en son haftada Free gelecek lordu. Biz yine erken erişim alıp oynayabileceğiz. Artık TOTA'ların resmi içerik üreticilerinden biri olduk an itibariyle. Tekrardan sizin desteklerinizle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda hem izlenmemiz çok arttı, hem de Warhammer'a ilgi biraz daha arttı. Her ne kadar ülkemde ekonomi olarak DLC almak zor olsa da. Bakalım, bu güzel bir DLC olacaktır. En azından içerik ve rework olarak Tamurkan beni biraz daha cezbetti, umut verdi diyelim. Onun böyle bir değişiklik kalmasını ben fazla beklemiyordum. Sadece 2-3 şey değişir, bırakırlar diye korkmuştum. Öyle olmayacak gibi duruyor. Yani Tamurkan böyle değişiyorsa umarım İmparatorluğun teknoloji ağacı ve şeyi de değişir. Sistemi de değişir. Asker sistemi. Ki bazı noktalarda askeri geliştirebilme özelliği olacakmış. Cüce oynuyorum şu anda, değişmesi lazım, eksik bayağı bir gerçekten. Geri mi verdiler? Aynen, geri verdiler. Daha açık olurdum. Ben Talabem ya da Ostant, ben de oralar. Talabem Haim'i ben daha çok tercih ederdim. Çünkü yani çalkantılı diyar da olabilirdi. İlla bir imparatorluk olarak oynanılabilecekse. Ama ben ana bazda belki, bak, şeyden hiç hala bahsedilmiyor. Boris'ten. Boris oynanılacak mı, oynanılmayacak mı? Açacaklar mı Boris'i? Öyle bir durumda söz konusu. Şöyle DLC videosuna tekrardan bakacak olursak, bir de video üzerinden inceleyelim. Burası Nün değil bu arada. Tahmin ediyorum ki çünkü Nün'ün kuşatması da cüceler katılmamıştı. Burası ismi neydi o şehrin ya? Western mi? Oralardan biri olması lazım. Waston diye olması lazım. Tam olarak hatırlayamadım. Tekrar bir bakalım yine de. Şehrin ismini hatırlarsam söylerim. Büyük bir kuşatma var. Bu kuşatma Tamurkan'ın kuşatması zaten görüldüğü üzere. Bu kuşatmanın üzerinden tam böyle karakterimiz olan, yani kadın olan karakterimiz, imparatorluk olan, imparatorluktaki karakterimiz buranın genel lordu değil. Buranın lordunun danışmanı.
Aynen, tetikçi. Şimdi bize ölüm büyüsünü gösteriyor. Dikkat ederseniz ölüm büyüsünün başlama şekli olan Vortex'in tipi değişmiş. Bu da demek oluyor ki aslında burada bir ölüm büyüsü rework yemiş. Biliyorsunuz birçok güncellemede artık eski olan büyüleri güncelliyorlar. Hem görsel olarak hem buff olarak hem de debuff olarak. Burada sıra ölüm büyüsüne gelmiş. Ölüm büyüsünü güncellemişler. Güçlenmiştir ya da nerf yemiştir. Orasını, statslarını yani özellikleri görmeden bilemeyiz. Ama bunu böyle özellikle göstermelerinin en büyük sebeplerinden biri de aslında biz büyüye de rework attık. Haberiniz olsundur. Bunu da görüyorsunuz burada. Şimdi direkt demigriflerle başlıyoruz. Direkt gözümüze onlar çarpıyor. Demigrifler, şuradaki imparatorluk askerlerini burada görebiliyorsunuz. En büyük özelliklerden bir tanesi imparatorluk askerlerinin bazılarının kafalarında tüyler var. Bu bana da aslında yani Reddit'te konuşulan muhabbete göre Imperial Food olmasa da onun bir düşük versiyonunun piyade olarak olabileceğini söylüyorlar ki doğru da olabilir, olmayabilir. Yeni karakterimizi görüyorsunuz. Kendisinin özel bir Demigrift'i var. Demigrift bu arada çok çirkin duruyor. Biraz daha cool durabilirdi. Burada neyi dikkate almamız gerekiyor? Gördüğünüz gibi yine kafalarında tüy olan Imperial Food benzeri tüfekçi birimlerimiz var. Bu birimler normal tüfekten ziyade çok namlulu tüfekleri var. Bu da belki seri atış yapabilirler anlamına geliyor. Ateş edecekleri zaman. Ve o sistemi yapabilirlerse güzel olabilir. Menzilli birimlerde seri atış olarak. Yani 4-5 mermi dönerek hızlıca ateş edebiliyor. Buradaki gibi tek bir atış yaptıktan sonra doldurma süresi beklemiyorsun. Aynı zamanda bakıldığı zaman bu grubun full tüfekçi olduğu anlamına geliyor. Şu anda herhangi bir detaylına baktığım zaman bir piyade göremiyoruz. Şunlar bu arada tüfekçi değil. Her ne kadar tüfekçiymiş gibi gözükse de bunlar halbedir. Görüldüğü üzere. Normal olarak normal halbedir olarak düşünüyorum. Çünkü normal halbedirler böyle gözüküyordu. Yani herhangi bir tipine bir değişiklik yok. Nurgle'a bakıldığı zaman gördüğünüz gibi bir tane veba ogresi var. Arkasından yine Nurgle'ın devil geliyor. Bunlar olan birimler zaten. Evet. Geldiğimiz gibi bu birimler yeni geldi. Sniper gibi gözüküyor. Uzaktan bakıldığı zaman bir çeşit sniper gibi gözüküyor. İki tüfeği var. Bu büyük bir ihtimal Engineer bu arada. İmparatorluğa da Engineer geliyor. Bu tüfek de öyle her önünde geldiği zaman kullanabilecek bir değil. Sanki bir özel single shot atacağı zaman kullanılacak bir tüfekmiş gibi geliyor. Normalde bu tüfeği kullanıyor. Özel single shot kullanacağın zaman ise bu tüfeği çekip kullanıyor. Yani devamlı bu tüfeği kullanmıyormuş gibi duruyor. Bakalım eğer yani biraz daha strateji odaklı bir birimmiş gibi geldi bana. Aynen seç beğen ala döndü abi. Tamurkan'ı görüyorsunuz. Şimdi cücelerde gördüğünüz gibi bizim karakterimiz burada. Bu Ungrim'in oğlu. İki elinde balta var. Bu Gotrek zaten. Ve en çok beklenenlerden biri. Millet zaten modundan beri, o mod çıktığından beri bunu istiyordu. Ki o mod Warhammer 2 zamanında çıktı. Warhammer 2'den beri bunu istiyorlardı. Artık sonunda kavuştular. Warhammer 2'deki iki balonlu bunu teke düşmüşler. Demişler ki iki balon çok büyük olur. Biz bunu teke yapalım.
Çoklu bir bomba atarı var gördüğünüz üzere. Tahribatı o kadar büyük mü olur? Zannetmiyorum. Zaten bir animasyon olarak da fazla patlamıyor. Ve en çok beklenen birimlerden birisi de balta atar. Bu sistem direkt balta fırlatıyor dönerek. Tekli bu arada, yani herhangi bir karakter yönlendirmiyor. Kurmalı gibi düşünebilirsiniz ya da kaos hücrelerindeki mekanik yapılar gibi düşünebilirsiniz. Bunu koyuyorsun ordunun arkasına, bu devamlı takır takır balta atıyor. Güçlü mü? Güçlü olacaktır. Zırh delici olmasını umut ediyorum. Ama Nurgle'a karşı savaştı. Bakalım zırh delici vuracak mı? Bir de o var. Burada yeni Slayer'lar tiplerini görüyorsunuz. Full Slayer var bu arada orduda. Hiçbir tane şey görmedik. Iron Drake ya da Demir Kıran tarzı. Gelelim, şurada iki tane karakter var. Bunu zaten görmüştük. Göstermiştim bu karakteri. Bu karakter de ücretsiz bir lord. Nurgle'da iki tane geliyor. Yani ikisi de Legendary Hero olarak gelecek. Bunu da Total War Access'ten çıktığı zaman alabileceksiniz diye düşünüyorum. Ve Fatih Sultan Mehmet'ten esinlenen, demişler ki Fatih gemileri karadan götürüyorsa biz de gemileri götürebiliriz. Bizim ne eksiğimiz var? Yani Fatih'in yaptığı işi fantastik olarak düşündükleri için eklemişler. Yürüyen gemi. Gerek var mıydı? Yani oyuna şart mıydı? Değildi. Bunun yerine ben 2-3 tane piyade görmek isterdim. En azından süvari daha görmek isterdim. Ne bileyim, Ark Lektör görmek isterdim. Çünkü Ark Lektör'e artık oyunun, yani imparatorluğun çok ihtiyacı var. Ama onlara hiç yok. Gemi yapmışlar. Ablamızın tipi tam bir Neferata'ya benziyor. Vampir Lordu gibi. Bu da belki Neferata'nın ileride vampir börkü gelince geleceği anlamına gelebilir. Çünkü karakteri biraz daha çoğu kişi şeye benzetmiş. Katarina. Yani tip olarak benziyor. Ama ben daha çok Neferata'ya benzettim. Biraz daha vampirimsi bir havası var. Evet, yeni içeriğimiz, yeni DLC'miz bu. Hayırlı olsun diyorum. Bakalım bu DLC nasıl bir şey gösterecek, öngörü gösterecek. DLC 28 bin kişi beğenmiş. Bu da baya bir topluluğun DLC'yi sevdiği anlamına geliyor. Çünkü Shadow of the Change yayınlandığı zaman gördüğünüz gibi yani 5000 kişi bir dislike atmıştı 20.000'den. Bundaki dislike oranı biraz daha düşük. Tabii içerikler çıkıp da ya da DLC çıktıktan sonra durum değişebilir. Yeni bir global mekanik de olabilirdi, oyuna heyecan katacak. Şimdi ona da bakacağız. Oradaki Free DLC'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi, söylenildiği üzere, o yazıyı bulursam hemen göstermek istiyorum. Atmıştım diye düşündüm çünkü. Bakıyorum. İmparatorluk ve cücelere yeni, şunu açayım. Burada diyor ki free content, yani bedava ne gelecek? 5.0 ile beraber Nemesis tacı ve camping update'leri olacağını söylüyor. Empire, Dwarf ve Nurgle. Nurgle'ınkini gördük. Buna bir benzeri cüceler ve imparatorluk içinde olacaktır. İmparatorluk peki mekanik olarak neye ihtiyacı var? Sizden de fikir almak istiyorum. Cüceninkini ben biliyorum az çok. Zaten cücenin iki tane mekanik sistemi var. O değişse cüce rayına oturuyor. Bu arada cücede sıkıntı yok. Çünkü cücenin
Her birimi iyiydi. Ekstra birim gelmesi cüceye ben hayır demem. Ona okeyim. Bizim buradaki en büyük sorunumuz imparatorluktu. İmparatorluk bizi tatmin edecek mi? Önemli olan o. Gelelim yaşam kalitesi, yani oyunun kalitesini arttıracak. Bug fixleri söyleyecek, çözecek yapıyorlarmış. Bir tane Legendary Hero var, hala açıklanmayan. Kime geldiği belli değil. Cüceye mi geliyor, imparatorluğa mı geliyor ki bence imparatorluğa geliyor. Yeni camping sistemi bazı bütün ırklarda, yani Empire Dwarf ve Nurgle'da. Nemesis Crown bildiğiniz şey gibi. Kayn'in kılıcı gibi olacak. Onu ele geçirmeye çalışacaklar. Nerede başlayacağı muamma. Kendisi zaten özel bir taç. Nasıl bir mekaniği olacak onu da bilmiyoruz. Yani oradaki mekaniği kişinin kulağa taktığı kişinin takan kişiye bütün geleceğini göstermesi, iyi ya da kötü. Bu arada bu Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzük gibi de görülebilir. Çok büyük güçler veriyor takan kişiye. İmparatorluğun dediğim gibi en büyük rework, yani imparatorluğa gelmesi gerekiyordu. Aynı şekilde Dwarf'a. Dwarf'un neyi değişecek? Dwarf'un garezi değişecek. Garez kitabı. Yani artık böyle her garezi yapmamda küçük küçük 500 Kayn kılıcıyla beraber takılabilir mi? Takılabilir olacağını düşünüyorum. Çünkü biri silah, diğeri başka bir şeydir. Yani muska ya da işte yani zırh gibi olacağı için silah olarak görülmeyecektir o. O yüzden Kayn'in kılıcıyla kullanılabilecektir diye düşünüyorum. Cücenin dediğim gibi garez sisteminin değişmesi gerekiyor. Cücenin teknoloji ağacının biraz daha değişmesi gerekiyor. Sonra cücenin savaş mekaniklerinin değişmesi gerekiyor. Ben hala cücenin şey isterdim, yani cüceye. Savaşırken aynı lağımcıların yaptığı gibi yer altını kazarak düşmanın kalesine içeriden saldırabilmek gibi, ki Lord'da bunu çok yapıyorlar. Yani kazıyorsun madencilerle, tünel oluşuyor yerin altında. Oradan orduyu birimleri sokup o bir taraftan çıkartıyorsun. Bunun bir benzerini nasıl olabilir diye düşünüyorsanız General Steak'i gığla gibi düşünebilirsiniz. Gığla'nın savunma unitlerini, şeylerine, binalarına, askerleri ya da tankları sokuyorduk. Düşman bölgesine skille kapı açılıp oradan askerlerin çıktığını düşünebilirsiniz. Ya da şeydeki sistem gibi de düşünebilirsiniz. Age of Mythology'deki tanrı gücü gibi. Öyle bir sistemin olmasını isterdim. Böyle tünel kazıp o bir taraftan çıkmak gibi. Bakalım cüceye öyle bir sistem gelmeyecektir. Ama olması gereken bir sistemlerden. Özellikle madencilerin duvarlar yıkabilme özelliğine sahip olması lazım. O sistem hala yok. İmparatorluğa gelirsek, imparatorluğun baştan aşağı her şeyi değişmesi lazım. Elektro sistemi değişmesi lazım. Elektörleri atıp da silahlarını aldıktan sonra, yani özel birimleri aldıktan sonra o sistem hiçbir işime yaramıyor artık. Sonra elektör prestijinin değişmesi lazım. Yani imparatorluk prestijinin değişmesi lazım. Late game'de hiçbir işime yaramıyor. Yani çok puan kasıyorsun, o puanı kullanamıyorsun. Belki bazı teknolojiler o prestijle açılabilir. Ya da bazı unitler o prestijle üretilebilirse daha güzel olabilir. Sonra imparatorluğun teknolojisi, o değişmesi gerekiyor. İmparatorluğun daha çok değişecek şeyi var diğer iki ırka göre. Cücenin dediğim gibi sadece Garez kitabıyla teknolojisi değişse ve her cüce lorduna biraz mekanik ekleseler çok güzel olur. Buradaki mekanikten kastım aynı akcücelerde cüce oynarken ki şey gibi, ak ata bonusları gibi özel bonuslar alabilsek güzel olabilir. Thorgrim Demir Kaş'ın özel bonusları var. Yani öyle bir camping mekaniği var ama ne
şeyin Ungrim'in ne de Thorgrim'in öyle bir şeyi yok. O da yani Akcuca varken ya da Demirkaş varken niye ikisini oynayayım ki, ırk mekaniği yok dedirtebiliyor. O da en büyük sorunlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, incelememiz böyleydi. Tam bir saat inceledik. Vallahi uzun sürdü sanki. Ama konuşacak dolu dolu şeyimiz vardı. Bunu YouTube'a atacağım. YouTube'daki arkadaşlar da yorum yapar, beğenirse sevinirim. Özellikle neyi bekliyorlar, neyi beklemiyorlar. Onu şey yapabiliriz. Gelecek hafta İmparatorluğu görüşü konuşacağız. Oyunu yayınladıkları zaman ona da canlı yayında gösteririz. Erken erişim bana geldiği zaman, ambargosu kalktığı zaman size teker teker hangi birimin ne olduğunu, İmparatorluğa ya da Nurgle'a ya da Cüce'ye neler geldiğini teker teker birebir kaynaktan gösterebileceğim. Hem sizin istediklerinizi görürüz, hem ırk mekaniklerini görürüz. Yeni gelen birimleri kıyaslarız. Nasıl gelmiyor, hangi birimlerle daha iyi, hangi birimlerle kombine edilirse daha güzel işler yapabilir. Dediğim gibi fiyatı 6 ila 8 euro olacak, dolar olacak. 6 ila 8 dolar arası. 3 tane alabiliyorsunuz. Yani 3 tane olduğu için. Tekli bir paket halinde satımı şu an yok. Belki çıktığı zaman tekli bir paket olarak satışa sunulabilir. Ya da pre-order açılacağı zaman. O zaman sunulabilir. Tek bir tanesini aldığınız zaman diğer iki tanesini alırken %15 indirimle alabiliyorsunuz. Mesela Nurgle aldınız, diğer ikisini almadınız. Diğer ikisini son alacağınız zaman %15 indirim verecek size. İmparatorluk ve Cüce'yi alırken. Bakalım, umarım Soç kadar, yani Shadow of the Change kadar, sonraki versiyonu kadar çok unit vardır. Görünüş onu pek fazla unit yokmuş gibi gösteriyor aslında bakıldığı zaman. Son olarak şeyi de görmek istiyorum. Şurayı da gösterelim. Hemen. Görmeyenleriniz varsa. Şimdi birimlerimiz bunlar. 5 tane zaten söylüyorduk ya, her ırkın 5 tane birim olacak diye. Namlı birimler hariç bu arada. Namlı birimler hariç. Gördüğünüz gibi cücelerinki bunlar iki tane, bir tane savaşçı yani hibrit birimimiz var. Hem tüfekli hem kılıçlı. Bu korsan olarak geçiliyor. Bir tane tüfekli birimimiz var. Savaş balonumuz var. Balta atanımız var. Bir tane de piyademiz var. Dediğim gibi bakın, ellerinde zincirler var. Aynı God of War'daki Kratos tarzı. İki tane baltası var. Döndürerek etrafında Beyblade gibi dönerek savaşıyor. Beyblade gibi dönme mekaniğini eklerler mi bilmiyorum. Umarım eklerler. Güzel görsel olabilir. Aynı orklardaki gece goblinleri gibi döne döne saldırabilirler. Güzel bir unit. Benim de Lord'a da beğeniyorum. Gelelim İmparatorluğa. İmparatorluğa bir tane piyade, iki tane tüfekli var. Tüfeklerin birinin tipi değişik görüldüğü gibi. Çok namlulu bir tüfeği var. Aynı zamanda bir de süngüsü var. Hibrit olabilir mi? Bilemiyorum. Bakacağız. Steam Tank var. Steam Tank'ın tipi değişmiş. Gördüğünüz gibi 3 namlulu. Bir de buradan ateş ediyor. Bayağı güçlü bir ateş gücüne sahip olacaktır. Ve Land Ship'imiz var. Kara gemisi. Dediğim gibi bu birime hiç gerek yoktu. Çok absürt bir birim. Ya sırf DLSS asıl millet o desin diye yapılmış bir birim gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Gelelim Nurgle'a. Nurgle'ın da 5 birimi bu. Veba şeyi, Ogresi, Veba Şampiyon Knight yani şövalyesi, Tamurkan'ın bindiği kurçuk, Pestigor. Gördüğünüz gibi bu Pestigor büyük bir ihtimal Bismen'e de gelecektir. Bismen bu işten en çok yararlanan ırk oldu bu arada. Hangi türü gelirse hemen direkt Bismen'e ekleniyor. O yüzden bayağı güzel oldu. Ve Veba trolü. Evet arkadaşlar.
Şimdilik bu kadardı. Daha konuşulacak çok şey var ama biraz daha beklemek zorundayız. Hepsi açıklandığı zaman toplu bir inceleme videosu da çekeriz. Neler geliyor, neler gidiyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bunu da aynı zamanda YouTube'a atacağım. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun. Bayram olduğu için misafir geliyor gidiyor. O yüzden fazla yayınlar açamıyorum. Bayram bittikten sonra normal rutinimize geri döneriz. Hem Warhammer olsun hem başka oyunlar olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz efendim. Hoşça kalın.